Değerli hemşehrilerim, Ramazan ayının bu güzel arife gününde Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Tüm halkımıza ve insanlığa sağlık ve huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Değerli hemşehrilerim, bayram yaşama sevincidir, barıştır, kardeşliktir, huzurdur. İnsan, insanla kucaklaşmasıdır. Kısaca bayram, insana ait en güzel değerleri temsil eder. Esasen düşüncede en üstün değer de insandır. Bu sebeple tüm temel hak ve özgürlüklerin ana kaynağı yaşam hakkıdır. Hangi milletten, ırktan, dinden, dilden, mezhepten, bölgeden, renkten veya cinsten olursa olsun insanın yaşama hakkının devlet veya devlet dışı kişi ya da örgütler tarafından hedef alınması asla kabul edilemez. Siyasal, dinsel ya da sahip hiçbir gerekçe insanın öldürülmesinin mazereti olamaz. İçinde bulunduğumuz dönemde bölgemizde, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve dünyanın sayamayacağımız kadar çok yerinde insanlar yaşam hakkı karşısında anlamını yitiren siyasi ve ekonomik hırsların tetiklediği şiddet eylemlerinin kurbanı olmuşlardır. Her önünde aslında insanlık öldürülmüştür. Aynı sorgulamaları yapmamızı gerektiren bir diğer durum ise neyle suçlandıklarını dahi bir türlü öğrenemeyen insanların hapishanelerde unutulmaya ve ölüme terk edilmeleridir. Hiç kuşku yok ki adalet sağlık kadar vazgeçilmezdir. Sağlıklı toplum insan hak ve özgürlüklerine saygılı, yargının adalet dağıttığı, bireylerin hukuki güvenlik içinde olduklarına inandıkları bir toplumdur. Bilelim ki zulmedenler yalnızca mazlumların elinden bayram sevincini almazlar. Kendileri farkında olmasalar bile onlar da artık bayramları yapamazlar. Çünkü onlar bayramlarını kendi çevreleri dışındaki insanlarla kucaklaşarak iç huzuruyla yaşayamazlar. Sevgili hemşehrilerim, yarının bugünden daha aydın, daha güvenli, huzurlu, sağlıklı ve barış içinde olduğu bir gelecek dileğiyle Ramazan bayramımızı yürekten kutluyorum.